Tamam, güzel bir ahçıbaşı çorbası yapacağız. Şeyma Hanımcığım, alayım sizi yanıma. Malum kış aylarında vazgeçemediğimiz çorbadır yani. Hem soframızdan eksik etmek istemeyiz, hem de boğazlarımız böyle hafif gıcıştı mı deriz. Bir sıcak çorba olsa da, evet, sıcak sıcak içsek. Tam yerimde bir çorba tarifi geliyor. Yani sıcak sıcak, wow, içebileceğiniz. Çok pratik. Harika, ay, bir tarif. Bana da bir çeşit çıkmış oldu ya çorbada. Evet. Çok pratik bir tarif. Aşçıbaşı çorbası için şey bir var, parça haşlanmış tavuk göğsü. Yarım su bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı tel şehriye, bir adet soğan, bir diş sarımsak, bir adet domates, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı salça, yanmadım su, tuz, nane, pul biber, bir tutam maydanoz. Şimdi istiyorsanız biraz su koyabiliriz. Aynen. Yanmasın çünkü zeminde. Ben bir sıcak su atıvereyim ben birazcık. Ben yapayım istersen. Göğü buradan koyarız. Siz yoğunlayın. Var var. Evet efendim. Oh. Çok az yapsak yeterli olur herhalde. Tamam. Birazcık suyumuzu ekledik. Ama çok doldurmuşuz kettle'a. Şimdi sana çorbaya da lazım. Taşmış üstünden. Hmm. Evet, malzemeleri saydık Serpil Hanımcığım. Hemen soğanımızı bir doğrayalım, bir karamelize edeceğiz. Ben bir alabilir miyim? Buyurun. Ha, sen onları doğrarken aslında ben şunu çıkartayım. Doğrayayım ben de o zaman. Aynen. Of of of. Yardım edebilirim. Tavuğumuzu dediklersen seviyoruz. Tabii ki. Tatlım, biz sana yardım edelim. Sen direkt şeyde yaparım, mikserle. Ama olsun. Böyle tamam. Yok, o şey olmayacak ya. Ben soğanı karamelize, evet, ettiriyorum burada. Tamam. Birazcık içerisine tuzunu ilave edeceğim şöyle bir parça. Tuzunla şöyle bir karamelize ettireyim. Ununu içerisine koyup kavuracağız. Mis gibi bir koku. Ahçıbaşı çorbası yapıyoruz efendim. Hepsini minik minik, tamamdır, doğruyoruz. Şey yapmayacağız. Rondodan geçirmeyeceğiz mercimeği. Mercimekli kısmını geçirelim de şehriye tavuğunu kalsın. Tamam. En son mercimeği bir geçirelim. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Sen unu ve salçanı da al. Unu ve salçayı alacağım. Şeyi naneyle pul biberini tereyağıyla yakıp üzerine koyacağım. Şöyle kenara alayım. Bir tek şeyi bırakalım. Şehriyeyi ve tavuğu taneli bırakalım. Şöyle güzelce salçayı da sıyırdık. Salçayı koyduktan sonra ununun içerisine ilave ediyorum. Birazcık soğanla salçayı kavuracağım. Ben de geliyorum yanına. Domates de ben yumuşatacak. Ben siz olurum, geldim. Gel. At bakalım. Koptum, geldim. Domatesi de küp küp doğradık. Oh. Hem besleyici hem de böyle kış aylarında gerçekten ihtiyacımız olan o sıcak güzelliği yakalamış olacağız yani. Sofralarımızdan eksik etmeyiz. Her şey var içinde. Aynen. Çorba farklı bir güzellikti. Onun da birazcık o kötü kokusunu, yani çiğ un kokusunu alıyoruz. Kötü demeyelim. Çiğ un kokmasın diye biraz kavuruyoruz. Ve onun, evet, üzerine de şöyle suyunu veriyoruz. Mercimeğimi koyuyorum. Geldim canım. Suyunu da alabildiği kadar ekleyeceğiz. Yaklaşık ilk etapta bir 6 su bardağı kadar ekleyelim. Bunlar şeye kalacak. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra. Yeğenlere şifa olsun efendim inşallah. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ben yemek yaparken... Duayla yapılıyor. Tabii tabii. Ben yemek yaparken annem, yani izlerdim küçükken annemleri, babaannemler falan hep böyle şey yaparlardı. Götürenden, getirenden, taşırandan, pişirenden Rabbim razı olsun. Yeğenlere şifa olsun. Hastalıklara merhem olsun. Hani böyle o kadar güzel büyükler dua ederdi ki ben de hep böyle şey yapardım, böyle hassasiyetle dinlerdim. O gerçekten aileden gelen bir şey. Sonrasında baktım, yani hiç kimse söylemeden onu ben kendi hayatımda uygulamaya başladım. Hep söylüyoruz ya, bir örnek gerekiyorsa aslında dönüp bakıldığında bu örnekte anne, baba ve başındaki büyükler geliyor. Aynen. Benim babam da çok şükürcüydü, annem de çok şükürcüydü. Elhamdülillah biz de öyle olduk mesela. Ama sürekli mızmızlansak çocuklarımız bizden gördüğü için onlar da mızmız oluyor. Aynen, aslında her şey ilk eğitim ailede başlıyor. Kesinlikle. Tabii ki belli bir yaştan sonra kendimizi geliştiriyoruz ama o iyi niyeti
ailede gördüğümüz bizim bütün hayatımıza, hatta geleceğimize, çocuklarımıza, her şeye yansıyor. Ya ne görürsek onu iletiyoruz. Kesinlikle. Efendim, Beyaz TV'nin sayfasına, şu an ekran başında olan izleyicilerin Beyaz TV'nin sayfasına yorum yapsın. Hani yapamazdım kitabımız için. Benim görselimin paylaşıldığı videom, artık fotoğraf mı bilmiyorum. Onun altına gidin efendim, yorum yapın. Bir tane kitabı da Beyaz TV'nin sayfasından vereceğim. Oradaki takipçilerimize mi vereceksin? Oradaki takipçilerimize vereceğiz. Beyaz TV biliyorsunuz bizim kanalımızın sayfası efendim. Orayı takip edin. Bir tane böyle en güzel yorum içerisinden güzel alacağım Beyaz TV'ye yapılan. Direkt kitabı masada hediye edeceğim. Şöyle içimden geldi. İyi yap. Hep duruyor duruyor, içinden geliveriyor. İçimden vallahi geldi. Bak. Çok güzel bir şey oluyor. Kokuya bak. Yalnız çok enteresan. Birkaç malzemeyle ana yemek. Yanına bunu da Almanya'da arkadaşımdan, o da avukat, bizi yemeğe davet etti ama bizimle aynı anda eve girdi çalıştığı için. Tencereye böyle koymuş, açmak istedim, açtırtmadı bana. Daha sonra dedim ıspanaklı tavuk, iyidir filan. Ama yiyince tarifini istedim. Tabii. Sür bayıldın değil mi? Bayıldım. Ve uyguladım. Serpil Hanım, bunlar dursun. Tamam, onu hatta ben buraya alayım. Aynen, diğer tarife geçelim ki bunu alabilirim. Dur, onu ben sana vereyim. Bak, hemen. Bak, lezzet burada kokuyor. Lezzetin can damarı. Oh, ahçıbaşı. Bak. Şefin çorbası. Allah, çok güzel. Gel. Muhteşem ötesi bir güzellik. Seni aldım gidiyoruz. Şimdi ben ona başka bir şey yapacağım tavada, o sosu hazırlarken. Aa, buradaymış. Bir tava koyalım Serpil. Ben yapayım mı bunu? Tavada eritelim tereyağı. O suçluya dikkat edin ikiniz de üstünüze. Tamam. Yani yavaş yavaş. Eliniz yan var. İşte güzel bir partner. Ya efendim, hemen şöyle çorbamızı yaptık. Ben şu an bir taktik değiştirdim. Fark ettim. Çok kıymetli sosyoloğumuz da gelmiş. Benim gözümün nuru Seyide Koç hocam da burada stüdyoda. Biz onunla güzel bir ikili olduk. Kankam oldu o benim. Hocam, bugün kanka oluyor muyuz? Oluyoruz bugün kanka. Evet efendim. Kadın pozitif bir kadın. Kadın. Senin de kankalarım diyor. Biri psikolog, biri sosyolog. Ne yapayım? Çok büyük. Derdim çok çok. Bir tane şarkı vardı ya. Derdim çok çok. Ne yapayım, olsun. Onlar beni, ben onları çekiyorum. Şimdi bak. Çorbaya bir sos yapacağım. Bunu şimdi doğaçlama yaptım. Normalde sadece yağını kızdırıp dökecektim değil mi Serpil? Güzel bir fikir olmadı mı ama? Değişik. Hemen biraz yağ atalım. Değişik tereyağı ile yağını ocağımıza aldık. Bir yanda mantar sotemizdi. Güzelce efendim burada mis gibi pişmeye devam ediyor. Onu böyle kendi halinde bıraktım. Bu senin kaşığın. Çorbamızın altını yaktık ve tel şehriyemizi Şeyma Hanımcığım içerisine koyuyoruz. Ya şöyle kızım, güzel, yanımıza. Kaliteli. Ben sıcak bir diye. Kış çorbası. Sen bize engel olamazsın. Kuzu. Komşumuz, bizim başımızın tacı. Konuğumuz. İşte. Evet. Şimdi efendim, aşama aşama birazcık bulaşık çıkıyor burada ama sıkıntı yok. Sonuçta Rabia yıkıyor Allah'a şükür. Evde bu ben olunca yıkıyor. Çok kötü. Evde ben olunca çok mutsuz. Ama bugün Rabia var. O yüzden ben tavayı fazla kirletebilirim. Her eve bir Rabia lazım bence. Her eve bir Rabia lazım. Bir tutam. Cezamı anladım diyor. Anladı. Yok, ben sana ceza vermem. Kurban olayım. Bu görevin senin. Çok. Bizim de görevimiz. Beraber yapıveriyoruz. Şimdi tereyağı erittikten sonra içerisine şöyle tavuk etleri koyuyorum. Tavuk etlerini niye koydum biliyor musunuz? Aslında birazcık daha lezzeti burada açığa çıkarmak istiyorum. Nanesini ve pul biberini de üstüne koyup Serpil'den birazcık tuz istiyorum. Vermez miyim? Çok azıcık Serpil'cim. Bir tatlı bir çay kaşığı kadar tuzu koyduk. Şimdi burada da... Acaba tuz koymamış mıydım haşlıyorken? Ama hafif koydum ben ama çok az koydum. Şimdi tavuk da var mıydı onu bilemiyorum. Hı. Çok atmayayım. Burada da az önce koyacaktım. Kimyon, nane, kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz efendim. Onları da burada böyle bir buluşturuyorum. Şöyle bir ya Rabbil Alemin diyorum. Serpil. Canım. Bundan istiyorum yerim bak bugün. Çorbadan değil mi? Yok. Ha şey, mantardan. Bundan yerim. Bundan yerim abi. Bu çok güzel oldu. Bak. Of. Burada bir aşk var aslında biliyor musunuz? Evet. Yani Rabbimin gerçekten insanoğluna verdiği en güzel aşk yemek yemek. Vallahi yemeği yiyorsanız aşkla yapacaksınız. Tabii bu çok sıcaklamış ucu.
Bunu alsın da buradan. Koymuşken oraya öyle. Evet, şimdi burada tavuğumuzu bir karıştırdım. Ve kıymetli konuğumu çağıracağım efendim. Şöyle oy 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 oy. Evet, lezzetlendirdim. Sadece lezzetlendirdim. Döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun yiyenlere. Nermin, bu arada ben bizim... Bak. Alkış. Reji, sonucuna sahip çık, uyuma. Reji uyuyordu. Nasıl oldu hocam? Harika, yakın denetim olarak. Gel Şeyma'cığım. Yeni bir tat keşfettim ben de. Tuzunu tattırayım. Şeyma'cığım sen üfle. Hiç hayır demem. Niye diyeceğim? Boş versene. Tuzu sen... iyi mi? Tuzu her şey yerinde. Ekleyeyim mi biraz? Yok, bence tam tamam, iyi kıvamında. Şeyma'ya güvendim. Tam kıvamında. Ama birilerine bağlı olmadığında, yani bana ait olduğunda ben o zaman hemen o depresyona girmiyorum. Soruya gelelim şimdi. Diyor ki arkadaşımız, başkalarını takdir etmek. Ben de ekliyorum şimdi ya da... Evet efendim, masadaki güzellikler şu an yani gerçekten iki tarafında kayınvalidesini sevdiği gözüküyor yani. Seviyorlar. Hele sen, hele sen. Evet. En güzel menünün olduğu zaman geliyorsun Seyide hocam. Cansın ve tabii ki bugün canım arkadaşım Tuğba'cığımın sunumlarıyla gördüğünüz üzere birazcık daha renklendi. Kendisini Allah nasip eder ise Ümre'ye yolcu edeceğiz efendim. Ümre'ye gitmeden önce bizim mutfağımızı değiştir. Git orada bize bol bol dua et dedim ki, bir de gitmişken bana bir tane dedim feracı al dedim. Orada ben çok seviyorum o feracılar, taş falan oluyor. Çok süslü. Ha, böyle başörtüsüyle takım falan. İnşallah atacağım ona, bulursa alacak. Efendim. Seyide hocam bir tarafımda, bir tarafımda Şeyma Hanımcığım, girişimci ruh hocam kendisi. Maşallah. Gerçekten bir yerlere gelmiş tek başına kadın gücüyle birlikte tabii ki yanındaki eşinin desteğiyle. Bir yanda da Seyide hocam var. Hemen yemekleri anlatalım. Ne yaptık hocam? Ispanaklı tavuk, tamamen sağlıklı. Hı hı. Tarçınlı, elmalı, kurakanlı tartımız. Hı hı. Güzel bir ahçıbaşı çorbası. Ve hemen akabinde Özbek pilavı. Tabii ki tam yapamamışızdır, yapmışızdır. Özbekler kadar güzel yapamayız. Bir yerde de antioksidanlı muhteşem bir salata yaptık. Ve hemen yanında da mantar. Şu mantarı benim önüme koyun, ben başka bir şey istemem. Efendim, çok kıymetli hanımefendilerle bu masada olmak benim için inanılmaz mutluluk ve gurur. Öncelikle Şeyma Hanım çok teşekkür ederiz. Uzak yollardan geldi, bizimle birlikte oldu. Seyide Hocam zaten bizim aranan yüzümüz oldu, sıkıntı yok. Hep beraber birlikte masadayız. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçmesini diliyorum. En güzele de emanet ediyorum. Yarın aynı saatte burada sizleri bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.